videomuzda son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alan Orhan Bey'in ilk eşi kimdir ve Orhan Bey'in büyük oğlu Süleyman Paşa'nın annesi kimdir sorularına yanıt verelim. Bu soruları yanıtlarken Kuruluş Osman dizisinin tarih danışmanlığını da yapan büyük tarihçi Profesör Feridun Emece'nin Rumeli Fatihi Süleyman Paşa'ya dair bazı meseleler ve notlar isimli makalesinde yer alan bilgilerden faydalandığımızı hemen ilk başta belirtelim. Feridun Emecen hocamıza göre Orhan Bey'in büyük oğlu olan Rumeli Fatihi Süleyman Paşa'nın doğum tarihi ve annesinin kim olduğu hakkında genel kabul gören bilgilerde büyük yanlışlıklar vardır. Sayın hocamıza göre Şehzade Süleyman'ın doğum tarihi konusunda net bir yıl vermek mümkün değilse de birçok yerde herhangi bir kaynağa dayanmaksızın verilen 1316 tarihi doğru değildir. Çünkü Osmanlı bürokrasisinin belki de ilk belgesi durumunda olan 1324 tarihli Mekece Vakfiyesi'nde Süleyman Paşa'nın adı geçer ki bu durum onun 1324'te şahitlik edebilecek yaşta ve ehliyette olduğunun açık bir göstergesidir. Yani Süleyman Paşa 1324'te şahitlik edebilecek yaşta ise o vakit doğum tarihi için 1310 gibi daha erken bir tarihin kabulü gerekir. Bu durumda Süleyman Paşa'nın doğum tarihi 1310'a kadar geriye giderse annesinin de kaynakların hepsinin ittifak ettiği ve hiç sorgulanmaksızın genel bir kabul gördüğü üzere Holofira yani Nilüfer Hatun olma ihtimali zayıflar. Zaten Nilüfer Hatun'un adı 1324 tarihli Mekece Vakfiyesi'nde de geçmez. Nilüfer Hatun'u gören ve hakkında bahseden yegane kaynak 1333 tarihlidir ve İbni Batuta'ya aittir. Buna karşılık Nilüfer Hatun'un 1. Murad'ın annesi olduğuna ise şüphe yoktur. Murad'ın doğum tarihi ise 1326 veya 1327 yıllarıdır. Bu durumda Süleyman Paşa ile 1. Murad arasında hayrice yaş farkı ortaya çıkar ve yazılanların aksine her ikisinin de Nilüfer Hatun'dan olma ihtimalleri şüpheli hale gelir. Peki Süleyman Paşa'nın annesi kimdir? Bu sorunun yanıtı da yine Mekece Vakfiyesi'nde gizlidir. Süleyman Paşa'nın annesi muhtemelen söz konusu vakfiyede adı geçen Akbaşlı Gündüz Bey'in kızı Eftandize Hatun olarak da bilinen ve Kuruluş Osman'daki ismiyle Efendize Elçim Hatun'dur. Yine Süleyman Paşa'nın kızlarından birinin de aynı adı taşımış olması bu konuda önemli bir ipucudur. Kuruluş Osman dizisinin tarih danışmanlığını da yürüten Feridun Emecen hocamızın bu görüşleri doğrultusunda dizide de ilk olarak Orhan Bey ile Efendize Elçim Hatun arasındaki evliliği göreceğimiz ve bu evlilikten de Süleyman Paşa'nın dünyaya geleceğini rahatlıkla ifade edebiliriz. Yeni içeriklerimizden anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olarak bildirim zilini açabilirsiniz. Sağlıkla ve mutlulukla kalın.